Geçen hafta Vasılıyye'yi, Vasıl bin Ata'dan dolayı Vasılıyye'yi işlemiştik. Bugün Huzeyliye, Ebu'l-Huzeyl el-Allaf da Mu'tezile'deki önemli isimlerden birisi yine. Yani Vasıl bin Ata, Amir bin Ubeyd. Üçüncü kişi olarak Ebu Huzeyl el-Allaf sayılabilir. Ashab-ı Ebu'l-Huzeyl, Hamdan bin Huzeyl el-Allaf, Şeyhül-Mu'tezile ve Mukaddemut-Taife. Ebu'l-Huzeyl el-Allaf'ın taraftarlarına Huzeyliye denir. İsminden, Huzeyl isminden dolayı. Mu'tezile'nin şeyhidir, hocasıdır, reisidir. Mukaddemut-Taife, Taife'nin öncüsüdür. Yani bu Mu'tezile'nin öncü şahsiyetlerinden, önde gelen şahsiyetlerinden birisidir. Ve Mukarrirut Tarikati, yolun da kurucularındandır, takrir edenlerdendir. Vel Münaziru Aleyha, ve bu konuda bu Mu'tezile'yi itizal düşüncesinde mücadele etmiş, münazara yapmış, cedeliyle meşhur bir kişidir. Ebu'l-Huzeylilerle, hatta kimisi bunu cedelin kurucusu olarak da sayarlar. Mukarrirut Tarikayı sanırım biliyorsunuz Osman Aydınlı hocamız Ebu'l-Huzeyli çalışmıştı. Usulü'l-Hamse'yi, Mu'tezile'nin Usulü'l-Hamse'sini ortaya koyan kişi olarak da biliyoruz. Yani bir kişi bu beş esasa inanırsa Mu'tezile olur diyen ve bu beş esası ortaya koyan kişi. Geçen hafta hatırlarsanız işte Vasılıyye'de 5 esasın tamamı değil de 3-4'ünü görmüştük. Ama Ebu'l-Huzeyl ile beraber 235 vefatlı. Yani Vasıl bin Ata 131 vefatlıydı. 235-850 miladi kabaca. Vasıl'dan bir asır sonra yaşamış. Yani artık Ebu'l-Huzeyl ile beraber Mu'tezile'nin esasları ortaya çıkmış. Mukarrir tarikayı böyle de anlamak lazım. Tarikatı, yolu, itizal düşüncesini ortaya koyan, açıklayan anlamında. Ehazel i'tizale an Osman ebne Halid'in tavil. İtizal fikrini Osman bin Halid et-Tavil'den, Osman'ı Tavil'den almıştır. O da kimdir? An Vasıl İbni Ata'in. O da Vasıl bin Ata'dan. Vasıl'ın öğrencisi Osman'ın Tavil'den itizal düşüncesini almıştır. Ve yukalu, hatta yanılmıyorsam Ebu'l-Huzeyl Amr bin Ubeyd'in de kız kardeşiyle evli. Yani aslında Mu'tezile'nin yine kurucu şahsiyetlerinden, hatta asıl kurucusu denilen Zahidül Mu'tezile ya da Rahibül Mu'tezile olarak da bilinen Amr bin Ubeyd'in kız kardeşiyle de evlidir. Dolayısıyla Amr bin Ubeyd kanalıyla da itizal fikrini öğrenmiş ya da o konuda kendini donanımlı hale getirmiştir. Çünkü onun eserlerini, risalelerinden istifade ettiğini biliyoruz. Ve yukalu ehaze vasilun an Ebi Haşim Abdillah ibni Muhammed ibnil Hanefiyyeti. Ve denilir ki vasıl da bu itizal düşüncesini Ebu Haşim Abdullah bin Muhammed bin Hanefiye'den aldı. Ebu Haşim Abdullah bin Muhammed bin Hanefiye Hazreti Ali'nin torunu oluyor. Hazreti Ali'nin Hazreti Fatıma annemizin vefatından sonra yaptığı evlilikten, Havle binti Cafer'den olma Muhammed bin Hanefiye'yi biliyoruz, meşhur. Onun oğlu Ebu Haşim Abdullah'tan. Dolayısıyla silsileyi Ebu Haşim Muhammed bin Hanefiye üzerinden Hazreti Ali'ye ve Resulullah'a ulaştırıyor Mu'tezile. Ve yukalu, yine denir ki ahazehu an Ebil Hasan ibni Ebil Hasan el Basri. Şimdi bu metnimizde geçen hafta da geçmişti. Ebil Hasan el Basri, bizim Hasan-ı Basri'nin Ebul Hasan diye künyesi yok aslında. Yani ya bu nüshada bir yanlışlık var. Ya da işte Ebul Hasan künyesi Hasan-ı Basri'nin babası Yesar için kullanılmış. Hasan-ı Basri'den dolayı. Ama burada sanki Hasan-ı Basri kastediliyor. Fakat o da dediğim gibi o künyesini bilmiyoruz. Ebil Hasan bin Ebil Hasan el Basri diyor bir de.
Benim elimde iki tane nüsha var. İkisinde de bu geçiyor. Yani dolayısıyla burada bir müphemlik var. Ama biz bunu Hasan-ı Basri olarak anlayalım. Ve innema infarada an ashabihi bi aşri kavaide. Ha burada şey cümlede bir şey olmasın kopukluk. Yani dedi ki Ebu'l-Huzeyl Osman-ı Tavil'den o da Vasıl'dan aldı dedikten sonra bu arada başka bir bilgi girdi. Dedi ki denilir ki Vasıl bin Ata da bu fikirleri Haşim bin Abdullah Muhammed bin Hanefiye'den almıştır diye onu ilave bilgi vermiş oldu. Şimdi infarada bi ashabihi an ashabihi bi aşri kavaide de ashabından yani mutezili olan diğer mutezililerden 10 meselede 10 konuda ihtilaf etmiştir. Münferit kalmıştır. Teferrüt etmiştir. Yani ayrı fikre sahiptir. El-Ula. Birincisi bu 10 meseleden birincisi Ennel-Bariye Teala alimun bi ilmin. Allah Teala bir ilimle alimdir. Ve ilmuhu zatuhu. Ve onun ilmi de zatıdır. İlmi zatıdır. Kadirun bi kudretin bir kudretle kadirdir. Ve kudretuhu zatuhu kudreti zatıdır. Hayyun bi hayatin bir hayatla haydır. Hayatuhu zatuhu onun hayatı zatıdır. Yani aslında Allah ilimdir, kudrettir, haydır demiş oluyor. Halbuki böyle denmez Allah'a. Şimdi Mutezile biliyorsunuz. Mutezile gel şurayı da okuyalım öyle toplayayım. Ve innema iktabese hâzer ra'ye minel felâsifeti. Bu fikri almıştır, iktibas etmiştir felsefecilerden, filozoflardan. اَلَّذ۪ينَ اِعْتَقَدُوا اَنَّ ذَاتَهُ وَاحِدَةٌ لَا كَسْرَةَ ف۪يهَا بِوَجْهٍ. Filozoflardan almıştır. Hangi filozoflar? Allah'ın zatının tek olduğunu, لَا كَسْرَةَ ف۪يهَا بِوَجْهٍ, hiçbir şekilde orada bir çokluk olmadığını söyleyen, buna inanan filozoflardan almıştır bu fikri. Ve اِنَّمَا الصِّفَاتُ sıfatlar, bu hala şeyin görüşü, Ebu'l-Huzeyl'in ya da filozofların. Leyset vera ezzati, zatın ötesinde, zattan başka bir şey değildirler. Ya da zatın ötesinde meaniye leysetin haberi yapıyoruz. Kaimeten bizatihi. Allah'ın zatıyla kaim manalar değildir. Şimdi bu sıfatlar zatın ötesinde zatıyla kaim manalar değildir diyor Ebu'l-Huzeyl. Bu tam da ehli sünnetin görüşüdür aslında. Sıfatlar meselesinde sıfatlar sıfatullahi leyset ayna zaten ve la gayran sivahu. Sıfatlar ne Allah'ın zatının kendisidir, aynıdır ne de zatından ayrıdır. Zatıyla kaim manalardır. Bu tam da ehli sünnetin o görüşü. Ama diyor ki böyle değildir sıfatlar. Bel hiye zatuhu. Sıfatlar Allah'ın zatıdır. Diyor. Ve terci'u ile sulub vel evil levazim kema seyeti. Bu bakış açısı da diyor ki ya selbe gider ya selbetmeye ya da lüzuma götürür. Yani birbirini gerektirmeye getirir. Bu da açıklanacak diyor. Şimdi bu şu demek. Şimdi sıfatlarla ilgili şeyi konuştuk mu? Geçen hafta sıfatlarla ilgili biliyorsunuz ya da tekrar etmiş olalım. Şimdi şeyler diyor ki sıfatlar zatın aynıdır diyor kabaca. Sıfatlar zatın aynısıdır, kendisidir. Zattan ayrı değildir. Şimdi Mutezile de diyor ki zattan ayrı şey yani sıfatlar burada tartışma şu daha doğrusu sıfatlar Allah'ın sıfatları hangi sıfatlar Allah'ın bizim subuti sıfatlar diye bildiğimiz sıfatları hani zatı ve subuti sıfatlarda bir
Allah'ın zatını açıklayan sıfatlar var biliyorsunuz. Ayni sıfatlar. İşte vücut, var olması, kıdem sıfatı, beka sıfatı, muhalefetun lil havadis. Bunlar değil. Bunlar zaten Allah'ın zatını açıklayan ayni sıfatları, zatın sıfatları. Ama burada bizim kastettiğimiz hayat, ilim, irade, kudret, semi basar, kelam ve tekvin, 8 sıfat. Yani maturilerin 8, eşarilerin 7 kabul ettiği tekvini onlar hadis sayıyordu. Bu sıfatlar zatın aynı mıdır, gayrı mıdır tartışması. Şimdi zatın aynıdır dersen bunu kim diyor? Burada işte şey sıfatlar zattan ayrı mıdır? Yoksa zattan hariçte, sıfatların hariçte bir varlığı var mıdır sıfatın? Yoksa zatın kendi midir? Bununla ilgili biliyorsunuz Mutezile diyor ki eğer biz sıfatları ayrı varlıklar olarak kabul edersek, ki sıfatlar zaten şeydir. Yani Mutezile'ye göre zattan ayrıdır. Ama Allah için söz konusu olduğu için oradaki sıfatlar Allah'ın zatının gereği olandır. Yani Allah zatıyla işte burada söylediği gibi Allah zatıyla haydır. Efendim zatıyla ilim sahibidir, zatıyla kudret sahibidir. Niye diğer türlü taaddüdü kudema oluyor? Yani kadim varlıklar çoğalıyor. Zatından aynıdır, zatın aynıdır. Ama Ehl-i Sünnet ne diyor? Ehl-i Sünnet de diyor ki sıfatullah leyset ayna zatin ve la gayran sivahu. Zatının ne aynıdır ne de gayrıdır. Zatıyla kaim manalardır. Allah'ın zatına zait. Allah Teala'nın zatına zait olan onun zatıyla kaim manalardır. Ama zatının kendisidir de denmez. Ondan ayrı da denmez. Şimdi burada tercih ile sulup evil levazim derken ya bu sulup dediği şeydir, selbetmek yani ondan o sıfatı nefyetmek, lüzum da ona bağlı görmek, ondan ayrılmaz olarak görmek, yani şeyin bu zatından aynı mıdır gayrı mıdır ifadesinin bir başka açıklama şekli oluyor. Şimdi burada Ebul Huzeyl'in görüşünü söyledi. Vel farku beyne kavlil kail. Şimdi diyor ki burada Şehristani devreye giriyor. Alimun bizatihi la bi ilmin. Allah alimdir bizatihi. Zatıyla alimdir. İlim ilimle değil. Diyen ile. Beyne kavlil kail. Alimun bi ilmin huve zatuhu. Allah bir ilimle alimdir, o da zatıdır. Şimdi normalde şimdi Mutezile'den ayrıldığı görüş neydi Ebul Huzeyl'in? Ebul Huzeyl diyor ki, yani Mutezile ne diyor? Genel olarak Mutezile, Allah diyor ki zatıyla bilir diyor. İlimle değil, zatıyla bilir diyor. Ama Ebul Huzeyl ayrışıyor onlardan, diyor ki Allah bir ilimle bilir, o ilim Allah'ın zatıdır. Şimdi Şehristan de diyor ki Allah alimun bizatihi, Allah zatıyla alimdir, la bi ilmin, ilimle değil zatıyla alimdir diyen Mutezile'nin geneliyle ve beyne kavlil kail diyelim Ebul Huzeyl'in burada örnek olan alimun bi ilmin huve zatuhu, o bir ilimle alimdir, bir ilimle bilir, o ilim onun zatıdır. Bu iki söz arasında ne fark var diyor. Ennel evvele nefyus sıfati. Birincisinde sıfatın nefyi vardır. Birincisi neydi? Allah zatıyla biliyor. Yani ilmi sıfatı nefy etmiş oluyor. Vessani ikincisi ise ennessaniye tabi enne ile okursak ismi menkus olduğu için mansup okuruz. Ennessaniye ikincisi ispatu zatin huve bi aynihi sıfatun. İkincisinde ise zatın ispatı var. İkincisi neydi? İkincisi vesani
عالم بعلم هو ذاته. عالم بعلم bir ilimle bilir, bilir ki o da zatıdır. İkincisinde ise zatın ispatı var. Huve bi aynihi sıfatun. O da aynı ile, ha pardon düzelteyim. Ev ispatu sıfetin hiye bi aynihi zatun. Yani burada birincisinde alimun bi zatihi derken aslında bu sanki şey olmuş gibi, burada da cümlede şey var. Çünkü birincisi alimun bi zatihi la bi ilmin. Zatı kabul ediyor. İlmi değil zatı. Dolayısıyla ne var? Sıfatın nefi, zatın ispatı var. Ve ikincisi de alimun bi ilmin sıfatı kabul ediyor ama onu zat görüyor. Şimdi diyor ki birincisi nefyu sıfeti, sıfatın nefi var. Ve sani ikincisi de, iki durum var ya da öyle düşünelim. Birincisinde sıfatın nefi, ikinci durumda da ispatu zatin, zatı ispat var. Huve bi aynihi sıfatun. Ama o zat da sıfatın bizzat kendisi. Ev ispatu sıfetin ya da sıfatın, sıfatı kabul etme var. Hiye bi aynihe zatun. O sıfatın kendisi zat olmuş oluyor. Yani diyor ki burada aslında diyor bir fark yok diyor. Ve izâ esbete ebul huzeyl hâdihi sıfati vucûhen lizzât. Yani şayet diyor ebul huzeyl bu sıfatları zata, zatın vecihleri, zatla ilgili vecihler, anlayışlar olarak görüyorsa fehiye bi aynihe akânîmun nasâra. Bu bizzat Hristiyanların şeyine benzer, testisi anlayışına, uknumuna benzer. Ev ahvalu Ebi Haşim ya da Ebu Haşim Cübbai'nin hal teorisine benzer diyor. Yani aslında burada bu Mu'tezile'nin genel yaklaşımıyla Ebul Huzeyl'in yaklaşımı arasında bir şey olmadığını söylemiş oldu. Hani lafsi bir farklılık olduğunu söylemiş oldum. Bu tabi sıfatlar konusu arkadaşlar hakikaten şey, hani belki de gaybi konulardan bile diyebileceğimiz. Çünkü yani düşünün, ehli sünnetin yaklaşımı bile ne zatının aynıdır ne zatından gayrıdır şeklinde. Zatının aynıdır da diyemeyiz sıfatlara. Çünkü sıfat sonuçta hani arazdır değil mi? Sıfatı ancak biz bir şeyde görebiliriz. Bir cevher üzerinde efendim, mesela ilim sıfatını, görme sıfatını bir şeyde görmemiz gerekir ama Allah için araz düşünülemez. Dolayısıyla sıfat sıfata mahal olmaz Allah Teala. Sıfatlar müstakil varlıklardır, hariçte zihinde dersen gerçekten Mu'tezile'nin dediği gibi kadim, işte 7 tane 8 tane sıfat kadar, 7-8 tane kadim varlık ortaya çıkar. Bu da taaddüdül kudema olur. Zatının aynıdır. Ne aynıdır? Aynı değildir. Gayrı da değildir. Sıfatından ayrı da, zatından ayrı da değildir. Zatıyla kaim manalardır diye böyle bir artık açıklama yapmışlar. Hakikaten biraz tabii şey bir mesele, yani tam net olarak belki mukni bir şekilde insanın şey olmadığı, yani mutmain olmadığı bir mesele. O yüzden biz de bu kadarla yetinmiş olalım. Es-saniyetu, ikinci ayrıştığı nokta, ennehu esbete Ebul Huzeyl el-allafı söylemedik. Allaf yem, alef yem satıcısı ya da yem satıcılarına çok uğradığı için, Allah sukul allafa çok uğradığı için ya da yem satıcısı olduğu için Ebul Huzeyl el-Allaf deniyor. Onu da söylemiş olalım. Es-saniye, ikinci ayrıştığı nokta, ennehu esbete, Ebul Huzeyl ispat etmiştir, kabul etmiştir. İradatin la mahalle leha, mahalli olmayan iradeler. يَكُونُ الْبَارِي تَعَالَى مُر۪يدًا بِهَا, Allah Teala'nın irade ettiği ama bir mahalli olmayan. Şimdi şu şeye bakıyorum. Bakalatül İslamiyyinde اِرَادَةَ اللّٰهِ غَيْرُ مُرَادِهِ. Şimdi diyor ki, şu dipnottan biraz daha açıklayıcı olacak bu.
Makalatül İslamiyye'nde geçiyor. Eşari'nin Ashab-ı Ebu'l-Huzeyl yaz'umune enne iradet Allahi gayru muradihi. Allah'ın iradesi muradı değildir. Muradı dışındadır. Muradı değildir. Ve gayru emrihi ve emri dışındadır. Ve enne iradetehu limef'ulatihi leyset bi mahlukatina alel hakika. Onun iradesi Allah'ın iradesi yapıp mef'ulatı yaptıkları için leyset bi mahlukatin alel hakika. Gerçekte mahluk değildir. Bel hiye ma'a kavlihi leha kuni halaka leha. Yani ona kun demesiyle onu yaratır. Ve iradetuhu lil imani leyset bi halkin lehu. İmanla ilgili iradesi de onun yaratması değildir. Ve hiye gayrul emri bihi iradetullahi kaimetun la fi mekanin. Şimdi diyor ki, yani daha açıklayıcı oldu şu açıklama. Şimdi Allah'ın iradesi bir mahalde değildir. Yani Allah'ın örneğin kül emrinin bir mahalli yoktur. Bir mahalde değildir. Dolayısıyla mahluk değildir Allah'ın iradesi. Şimdi Allah'ın yapıp ettikleri biliyorsunuz bir mahalde olursa o hadis olur. Diyelim Allah yeryüzünü yarattı, gökyüzünü yarattı, dağları taşları yarattı. Bu bir mahalde gerçekleşen eylemlerin hepsi mahluktur, hadistir. Dünya, yeryüzü, gökyüzü, dağlar, taşlar, her şey mahluktur, hadistir. Ama Allah'ın kün emri, iradesi, bir şey yapma iradesi mahluk değildir. O çünkü bir mahalde değildir. Yani Allah'ın bazı mahalde olmayan, bir mahalde gerçekleşmeyen de demeyelim de, yani bir mahalde olmayan efendim irade ettiği efendim şeyleri vardır ki kün bunlardan birisidir. Kün emri bir mahalde cereyan etmez. Ezelidir. Hadis değildir. Onun böyle bir kün, özellikle kün emriyle ilgili böyle bir yaklaşım var. Ve huve evvelu men ahdese hadihil makalete. Bu fikri, bu düşünceyi ilk defa ortaya atan kişi Ebul Huzeyl'dir. Ve tabe'ahu aleyha el-müteahhirun. Daha sonra gelenler de bu konuda onu takip etmişlerdir. Yani Allah'ın bazı iradeleri kün gibi bir mahalde değildir, hadis değildir, ezelidir diyor. Es-salisetu, es-salise, üçüncüsü, Kale fi kelamil bari teala, Allah Teala'nın kelamıyla ilgili şöyle demiştir. İnne ba'dahu la fi mahallin ve huve kavluhu kün. Allah Teala'nın bazı sözleri bir mahalde cereyan etmez. Bir mahalde bulunmaz. Mesela kün emri gibi, demin yaptığımız izahla benzer. Ve ba'dahu fi mahallin, bazıları da bir mahalledir. Ve huve el emru ve nehyu vel haberu vel istihbar. Yani Allah'ın emir, nehi, haber ve istihbarı, bunlar bir mahalde bulunur. Onlar dolayısıyla hadistir. Ama kün emri bir mahalde bulunmaz. O artık efendim ezelidir. Ve kâne emru tekvîne indehu gayra emri teklif. Yine Ebul Huzeyl'e göre tekvin emri teklifin dışındadır. Yani kün emri, yap emri teklifin dışındadır. Onu ayrı görüyor. Yani kün emrini ayrı görmüş oluyor. Sorumluluk dışında görüyor. Er-Rabi'atu, dördüncü ayrıştığı nokta, görüş. Kavluhu fil kaderi. Misle ma kalehu ashabuhu. Onun kaderle ilgili düşüncesi de diğer mutezililer gibidir. İlla ennehu, şu kadar var ki, kaderiyyül ula cebriyül ahireti. Ebul Huzeyl dünyada kaderidir. Cebriyül ahira, ahirette ise cebridir. Ne demek? Fe inne mezhebehu,
Çünkü onun yaklaşımı, görüşü fi harekati ehlil huldeyn. Ehli huldeyn dediği ebediyet, ebedi olan diyar, yani cennet ve cehennem. Çünkü cennet de ebedi efendim ve cehennem de ebedi, orada ebedi kalacaklar arasından. Yani cennetliklerin ve ahirati, ahirette cennetliklerin ve cehennemliklerin harekatı, hareketleri enneha kullaha daruriyetun. Hepsi zorunludur, mecburdur oradaki hareketler. La kudrate lil ibad aleyha. Kulların orada bir kudreti yoktur. Yani şeyi açıklamış oldu. Ebu'l-Huzeylil Allaf kaderle ilgili diğer mutezilliler gibi düşünüyor, fakat illa ennehu kaderiyül ula, birincide kaderidir, kadercidir. Yani mutezile gibi düşünür, birinci dediği el ula, ilk dünya. Cebriyül ahira, ahiret hayatı içinse cebridir dedi ve ahiret kısmını açıkladı. Çünkü o cennet ve cehennemliklerin, yani ahirette cennet ve cehennemliklerin hareketlerinin zaruri olduğunu, tüm hareketlerine mecbur olduklarını, cebir anlayışında la kudrate lil ibad aleyha, kulların burada bir kudreti yoktur. Ve kulluha, ve hepsi mahlukatun lil bari teala, cennet ve cehennemde ahiretteki bütün fiiller, bütün her şey Allah'ın yaratmasıyladır. İz, çünkü levkânet müktesebeten lil ibadi, şayet bu şeyler, cennet ve cehennemdeki durumlar, işler, kulun müktesebi olsaydı, müktesebeten lil ibad, kullar açısından müktesep olsaydı, kazanılabilen bir şey olsaydı, lekânu mükellefîne bihe, onlar mükellef olurlardı. Yani aslında Ebu'l Huzeyl diyor ki, kul dünyada sorumludur. Aynı Mutezile'nin kader anlayışına sahip, herkes yapıp ettiğinin karşılığını görür. Çünkü dünyada insanlar mükelleftir, sorumludur fiillerinden, dolayısıyla fiillerinin yaratıcısıdırlar. Ama ahirette artık hesap günüdür, mükellefiyet ortadan kalkar. Bir mükellefiyet olmayacağı için ahirette kişi cennetliklerin veya cehennemliklerin efendim yapacakları, kazanacakları bir şey yoktur. Orada mecburdurlar onlar. Dolayısıyla bir zaruret vardır. Cebriyül ahira bu demek. Yani ahirette cebriyül ahira bu demek. El hamisetu, beşinci ayrıştığı nokta. Kavluhu inne harakati ehlil huldeyni tenkati'u. İnne harekâti ehlil huldeyni tenkati'u. Yine iki taraftaki, yani cennet ve cehennemliklerin hareketleri, harekatı tenkati'u, kesilir. Hareket etmezler. Ve ennehum yesirûne ilâ sukûnin daimin humûden. Ve onlar daimi bir sükûna yürürler, sükûn üzere olurlar. Yani harekat sona erer, hareketler biter. Humud, donukluk demekti. Donuk, daimi bir sükun üzere olurlar. Ve teçtemi'u ellezzatu fi zâlike sükunu li ehlil cenne. Dolayısıyla cennetlik olanlar için lezzetler, cennet nimetleri bu sükun içerisinde olur. Ve teçtemi'u l'âlamu fi zâlike sükunu li ehlil nâr. Ve elemler, kederler, acılar da cehennemlikler için bu sükun içerisinde olur. Ve hâdâ karîbun min mezhebi Cehmin. Bu Cehm bin Safvan'ın yaklaşımına yakındır. Biz çünkü hakeme bi fenâil cenneti ven nâr. Çünkü Cehim de cennet ve cehennemin fena olacağına hükmetmişti, yok olacağına hükmetmişti. Aslında bununla, aslında Allah'ın makduratının yok olması. Şimdi tabi burada hareketler sona erecek, sükun olacak deyince, sanki cennetlikler o sükun üzere
Aslında sanki burada sükun üzere, o zaman orada kişinin ruhu mütelezziz oluyor ya da muazzep oluyor anlamına geliyor sanki. Yani bu harekat ve sükunda eğer öyle ise, onu kastettiyse, ama şey manasında, yani evet yanlış değil değil mi? Yani hani kişi dünyadayken sorumludur yapıp ettiklerinden, ama ahirette artık sorumluluk yoktur. Ahirette hesap kitap günü vardır. O hesaba göre, sorumluluğunun hesaba göre kişi cennet ya da cehennemlik olacaktır. Ama harekatın sona ermesi, sükun üzere, daimi bir sükun üzere olmak sanki dediğim gibi o şeyi çağrıştırıyor. Yani ruhun mütelezziz olması ya da muazzep olmasına. Evet, devam edelim. Allahu alem. Ve innema iltezeme Ebu'l Huzeyl hadel mezhebe. Ebu'l Huzeyl bu yaklaşıma, bu mezhebe sahiptir. Bunu iltizam etti. Bu böyle düşündü. Çünkü li ennehu lemma elzeme fi mes'eleti hudusil alem. Liennehu lima da olabilir bu, bakalım lemmanın cevabı gelmezse. Liennehu lima elzeme. Çünkü o bu konuda alemin hadis olduğu konusunda ilzamda bulundu. Ennel havadis elleti la evvele leha kel havadis elleti la ahire leha. Ha. Çünkü o dedi ki, Ebul Huzeyl alemin hadis oluşu meselesinde şöyle bir şeyde bulundu. Dedi ki, ennel havadis elleti la evvele leha, başlangıcı olmayan havadis, kel havadis illeti ile ahire leha, sonu olmayan havadis gibidir. Başlangıcı olmayan havadis, sonu olmayan havadis gibidir. İz kullu vahidetin la tetenaha. Çünkü her biri mütenahi değildir, sonsuz değildir. Sona eriyor sonuçta yani. İster başlangıçta, ister sonu olmasın. Havadis çünkü sonlu demektir, sonludur. Kale inni, sonra dedi ki Ebul Huzeyl, kale inni la ekulu bi harekatin la tetenaha ahiran. Ben yani sonuna kadar bitmeyecek olan harekattan bahsetmiyorum. Kema la ekulu bi harekatin la tetenaha evvelen. Ve yine başlangıçta da bitmeyecek harekattan bahsetmiyorum, söylemiyorum. Bel yasirune ila sükunin daimin. Bunların hepsi daimi bir sükuna dönüşürler. Ve keennehu zanne enne ma lezimehu fil hareketi la yelzemuhu fil sükun. O öyle zannetti, iddia etti ki harekette onu bağlayan şey sükunda bağlamayacaktır diye düşündü diye, burada da Şehrestani görüşünü söylemiş oluyor. Evet, yani bunun şeyine girmeyelim bence, bunun tartışmasına, çünkü bunlar aslında bu harekat, sükun şeylerden hareketle, yani belki de en başta dediği gibi filozofların kitaplarından okumakla ortaya atılan görüşler. Harekat sona erecek ahirette, sükun başlayacak. Harekatin la tetenaha ahiran, la tetenaha evvelen. Evet. Es-sadisetu, altıncısı, kavluhu fil istitaati. İstitaat la ilgili, inneha aradun min el a'rad, gayru selameti ve sıhhati. İstitaat yani bir şey yapabilme potansiyeli, gücü. Dedi ki bu arazlardan bir arazdır. Selamet ve sıhhat dışında tabii. Şimdi tabii bu istitaatın bir şeyi yapıp yapma gücü potansiyelinde bir doğal şeyler var.
Yani senin mesela sağlıklı duyu organlarına sahip olman, sağlıklı bir vücuda sahip olman, sıhhatli olman, bu da istitaattir. Ama bunun dışında tabii bu ayrı, bu istitaat ayrı görülüyor. İstitaat bil kuvve bizde olan şeylerdir, insanda olan şeylerdir, potansiyeldir. Ama diyor burada selamet ve sıhhat dışında arazdır. Yani duyu organlarının salim olması, bedenin salim olması ve sağlıklı olması dışında arazlar kastederek diyor. Ve farraka ef'alel kulub ve ef'alel cevarih. Burada tabii o kalbin fiilleriyle organların fiillerini birbirinden ayırmıştır. Fakale demiştir ki la yasihhu vücudu ef'alil kulubi minhu ma'a ademil kudreti. Şimdi ademi kudret, kudreti olmaksızın kalbi fiillerin varlığı şey değildir. Uygun değildir, caiz değildir. Eğer kudreti yoksa kalbi fiillerin bir manası yoktur demiştir. Fel istitaatu ma'aha fi halil fi'l. Öyleyse diyor istitaat onunla beraberdir. Yani o kalbi fiillerle beraberdir. Fi halil fi'li fiil esnasında yani eyleme dönüştüğünde istitaat kalbi fiillerde maal fiildir. Ve cevveze zâlike fi ef'alil cevârih. Ve bu durumu organlarla yaptığımız fiillerde de caiz görür. Ve kâle bi tekaddumiha feyef'alu biha fil hâlil ula ve in lem yûcedil fi'lu illa fi hâli sâniye. Fehâlun yef'al gayru hâlin fe'ale. Sümme tevellede min fi'lil abdi fehuve fi'luhu. Bunu tabi organlarımızın yapıp ettiklerinde de caiz görür. Ve şöyle demiştir. Bir tekaddumiha. Onun hatta tekaddüm ettiğini söyler. Feyef'alu biha fil hali lula. İlk halde o fiilleri yapar. Ve in lem yucedil fi'lu illa fi hali saniye. Fiil ikinci halde bulunmasa bile. Kale fehalun yef'alu gayru halin fe'ale. Yef'alu hali fe'ale halinden başkadır. Yani maziden maziyle muzari arasında fark var gibi. Sümme ma tevellede min fi'li labdi fehuve fi'luhu. Sonra kulun kendinden doğan, kulun yaptığı fiilden doğan şey de onun fiilidir. Tabi gayrul levni ve ta'mi ve raihati. Kullu ma la yuraf keyfiyetuhu. Renk, tat, koku ve yine keyfiyeti bilinmeyenler şeyler dışındaki şeyler, kuldan çıkan fiiller, ondan doğan fiillerin hepsi onun fiilidir. Ve kâle fil idraki vel ilmil hadiseyni fi gayrihi inde isma'ihi ve ta'limihi. İnne Allahu Teala yubdi'uhuma fihi ve leysa min efalil ibad. Yine o idrak ve ilim el hadiseyn fi gayrihi inde isma'ihi ve ta'limihi. Şimdi yine o demiştir ki idrak ve ilimle ilgili ki bu ikisi de hadistir. Fi gayrihi başkasında hadis olan idrak ve ilimle ilgili inde isma'ihi ve ta'limihi onu işittiği zaman ya da öğrendiğinde Allah Teala bu ikisini onda yaratmıştır. Yubdi'uhuma bunlar kulun fiilleri değildir. İsma ve ta'limle idrak öğrenilen şey ya da ilim. Evet bunlar biraz böyle öksürerek geçtiğimiz konular oluyor. Es-sabi'atu yedincisi kavluhu fil mükellef kable burudu sem'i. Bir
Şeriat sem vurut olmadan önce, yani bir peygamber ya da kitap gelmeden önce mükellef hakkında şöyle demiştir. Kişinin mükellef olup olmayacağı, kişinin durumu hakkında. İnnehu yecibu aleyhi en ya'rif Allah'a Teala bid delili min gayri hatir. Kişinin bir şeriat gelmeden de, peygamber kitap gelmeden de Allah Teala'yı bir delille bilmesi gerekir. Yani kişinin Allah Teala'yı bilmesi gerekir. Bunun için illa bir peygambere efendim bir hatırlatıcıya ihtiyaç olmaksızın. Ve in kasara fil ma'rifeti, eğer o marifette bir kusuru olursa, yani Allah'ın varlığını varlığına ulaşamazsa, bir kusuru olursa, istevcebel ukubete beden ebedi olarak ukubeti hak eder, ona vacip olur ceza. Ve ya'leme, yine innehu yecibu aleyhi en ya'rifeye atfediyoruz. Ve yecibu aleyhi en ya'leme, bilmesi gerekir. Eydan kişinin husnel hasen ve kubhel kabihi, hasenin hasen olduğunu, çirkinin çirkin olduğunu bilmesi gerekir. Feyecibu aleyhi, ve ona gerekir. El ikdamu, fail yaptık. Alel hasen, hasene, iyi olana koşması, iyi olana yönelmesi vaciptir. Ne gibi? Kes sıdkı vel adli, sadakat, doğruluk ve adalet gibi hasen olan şeye yönelmesi, onu tercih etmesi vacip olur. Ve el-iqdam alel hasen vel-i'radu yecibu aleyhi l-iqdamu, faile matuf yaptık. Ve yecibu aleyhi el-i'radu, yüz çevirmesi gerekir, vacip olur. Anil kabihi, çirkin olandan da kötü olandan da yüz çevirmesi gerekir. Ne gibi? Kel-kizbi vel cevri, yalan ve zulüm gibi kötülüklerden de yüz çevirmesi gerekir. Yani bir şeriat olmaksızın, bir sem olmaksızın bu ona gerekir. Ve kâle eydan, yine Ebu'l Huzeyl demiştir ki, bi taatin la yuradu biha biha Allahu Teala. La yuradu biha Allahu Teala. Allah Teala'nın murad edilmediği iyiliklerden de bahsetmiştir. Kale eydan, kale bi hakeme, yani hükmetti. O Allah Teala'nın la yuradu biha ve şullah deriz ya, Allah'ın rızası gözetilmeyen. Burada la yuradu biha Allahu Teala, Allah Teala'nın gözetilmediği taatler, iyilikler vardır. Ve la yuksadu biha ettekarrub ileyh. Ve yine yani Allah Teala'nın murad edilmediği, kendisiyle bu taatlerle Allah'a yakınlığın kastedilmediği, hedeflenmediği taatler, iyilikler de vardır. Kel kasti ile nazar ile evvel, yani ilk nazara niyetle ya da yönelerek, ki ve nazarul evvel, ilk nazar da nedir? Ennehu lem ya'rif illaha ba'du. Henüz Allah Teala'yı lem ya'rif Allah'a ba'du. O kişi lem ya'rif illaha ba'du. Ba'du mebniyun alel dam oluyor, henüz anlamında. Allah Teala'yı daha tanımamıştır. Vel fi'lu ibaduhu, o da onun ibadetin değil de ibaduhu diyor. Yani burada herhalde şey demiş oldu. Hani kişi, ateist kişi de iyi insan olabiliyor. Yani ahlakın kaynağı konusuna girer, ama diyelim hiç inanmayan, ateist olan bir kişinin de yaptığı iyilikler oluyor. İşte o anlamda Allah'ın gözetilmediği, Allah'a yakınlığın kastedilmediği iyilikler de vardır. Bu
Nazara evvel dediği de henüz Allah'ı bilmiyor ve bu fiili yapıyor. Yani Allah'ı bilmeden yapıyor. Şimdi burada vel fi'lu ibaduhu. Burada sanki bir şey var. Yani bir eksiklik var bu kelimede. Çünkü vel fi'lu ibaduhu ibad abdin çoğulu. Kullar oluyor pek anlamsız oluyor. Burada bir şey var. Vakale fil mukreh. Mükrehle ilgili ise şöyle demiştir. Mükreh biliyorsunuz zorlanan. Yani bir şeye mükrih zorlayan kişi, mükreh de zorlanan kişi. Eğer diyor ki اِذَا لَمْ يَعْرِفِ التَّعْرِيضَ وَالتَّوْرِيَةَ ف۪ي مَا اُكْرِهَ عَلَيْهِ فَلَهُ اَنْ يَكْسِبْ. Şimdi diyor ki kişi, mükreh olan kişi eğer şeyi bilmiyorsa, tevriyeyi, lafı çevirip çekip çevirmeyi yani gizlemeyi, saklamak. Ta'riz da normalde maruz kalmak. Ta'riz engellemek yani aslında. Engellemek. Eğer engelleyemiyorsa işte laf çevirmek suretiyle tevriyeyi de bilmiyorsa o zaman mukreh olduğu şeyi gereği yalan söylemesi caizdir. Ve yekunu vizruhu mevduan anhu, bu durumda onun vizri günahı ondan kaldırılmış olur, mazurdur diyormuş. Es-saminetu, sekizinci ayrıştığı nokta. Kavluhu fil acal vel erzak. Rızık ve ecel. Rızıklar, eceller ve rızık hakkındaki fikridir. İnner racule in lem yaktul in lem yuktel mate fi zalikel vakti ve la yecuzu en yuzade fil umri ev yenkusa vel erzak ve la veçeyn. Yani o iş ikinci kısmı oluyor. Diyor ki ecelle ilgili inner racule İn lem yuktel, öldürülmese bile, yine vasliye, in lem yuktel, öldürülmese bile bir adam, mate fi zâlikel vakt, o vakitte ölecekti. Yani bir adam diyelim ki silahla öldürüldü, diyor ki o adam silahla öldürülmese bile ya da işte savaşta öldürüldü, hani savaşta öldürülmeseydi, savaşa gitmeseydi, sokağa çıkmasaydı, o tehlikeli yere girmeseydi, öldürülmezdi. O zaman daha uzun yaşardı diye düşünmenin bir anlamı yok. İnlem yuktel, adam öldürülmese bile mâ tefî zâlikel vakt. O vakitte, yani savaşa gitmedi ama yine o vakitte yatağında da olsa ölecekti anlamına gelir. وَلَا يَجُوزَنْ يُزَادَ فِي الْعُمْرِ اَبْيَنْقُسُ. Çünkü ömürde ilave veya noksanlık caiz değildir. Dolayısıyla buradan herhalde sadaka belayı def eder ya da uzun ömürlü sadakalar insanı uzun ömürlü yapar, dua ile uzun ömürlü olur gibi rivayetlere demek ki sıcak bakmıyor. O insanın eceli bellidir. La yuzat ve la yunkas, ilave de edilmez, eksiltilmez de diye düşünüyorum. Vel erzak ala veçeyn. Rızıklar iki çeşittir. Ala veçeyni. Ahaduhuma diye istinaf yaparak okumam da caiz. Ala veçeyni mecrü olduğu için ahadihima diye okumam da caiz. Ahaduhuma ya da ahadihima. Birincisi şudur, rızkın birincisi. Ma halakallahu teala minel umur el muntafa'i biha yecuzen yukale. Şimdi Allah Teala'nın el-muntefa' biha, yararlanılsın diye, kendisiyle yararlanılsın diye yaratmış olduğu şeyler, yecu şeylerle ilgili, yani insanların faydalanması için yaratmış olduğu şeylerle ilgili, yecuzu en yukale, şöyle denilmesi caizdir. Halakaha, Allah Teala bunları yaratmıştır. Rızkan lil ibad, kullarına rızık olsun diye yaratmıştır. Ala hada, buna göre men kale, kim şöyle derse
إن أحدا أكل أو انتفع بما لم يخلقه الله رزقا فقد أخطأ لما فيه أن في الأجسام ما لم يخلقه الله تعالى. Şimdi o zaman eğer birisi derse ki inne ahadan ekele ev intefa'a, bir kişi yedi veya yararlandı neyden? Bima lem yahlukullahu rizkan, Allah Teala'nın rızık olarak yaratmadığı bir şey yedi veya yararlandı derse fakat ahta'a, ahta'a hata etmiştir. Bu sözüyle niye? Lima fihi, çünkü bu sözde vardır. Ne vardır? Enne fil etsam, cisimler içinde ma lem yahlukullahu teala, Allah'ın yaratmadığı cisimler de olduğu anlamına gelir. Allah'ın yaratmadığı, çünkü Allah'ın yaratmadığı bir şey yedi demek, Allah'ın yaratmadığı cisimlerin varlığını kabul anlamına gelir diyor. Ethani, ikincisi bu ahadihima idi. Ethani, ikincisi de bu rızıkla ilgili söyleyeceği. Ma حَكَمَ اللّٰهُ بِهِ مِنْ هَذِهِ الْاَرْزَاقِ لِلْعِبَادِ, Allah Teala'nın bu rızıklardan kulları için hükmettiği, مَا حَكَمَ اللّٰهُ بِهِ مِنْ هَذِهِ الْاَرْزَاقِ لِلْعِبَادِ فَمَا اَحَلَّ مِنْهَا فَهُوَ رِزْقُهُ, bunlardan اَحَلَّ مِنْهَا, helal kıldıkları onun rızkı olur, وَمَا حَرَّمَ فَلَيْسَ رِزْقًا, haram kıldığı ise, haram kıldığı ise rızık değildir. Ey leyse me'muran bi tenavulihi, her ne kadar şey, her ne kadar diyorum, çünkü bunu yemekle me'mur değildir. Yani haram kılınan şeyi yemekle emredilmemiştir. Efendim, dolayısıyla helal olan şey rızıktır, haram rızık değildir. Haram rızık değildir ama biliyorsunuz ehli sünnete göre haram da rızıktır. Hillen ev haramen, yediği şey, kişinin yediği şey ister helal ister haram olsun o rızık sayılır. Fakat Ebul Hüzeyli el-Allah, Allah'ın helal kıldıkları rızıktır, haram kıldığı rızık değildir. Çünkü leyse me'muran bi tenavulihi, onu yemekle me'mur değildir. Evet. Et-tâsi'atu, dokuzuncusu, hakel ka'biyyü ennehu anhu, Ka'bi 319'du yanılmıyorsam vefatı, ondan şöyle rivayet etmiştir. Ennehu kal, iradetullahi gayrul murad, Allah'ın iradesi muradı dışındadır, muradı değildir. Fe iradetuhu lima halaka hiye halquhu lehu, Allah'ın iradesi lima halaka, yarattığı şeydeki iradesi hiye halquhu lehu, o yarattığı şey için bir yaratmadır. Ve halquhu lişşeyi indehu gayru şey, Ebul Hüzeyre göre bir şeyin yaratılması da gayru şey, o şeyin kendisi değildir. Bel el-halqu indehu kavlun la fi mahallin, ona göre çünkü yaratma bir sözdür, bir mahal değildir. Yani la fi mahallin, bir mahalde bulunmaz. Aynı kün emrinin gibi, küm emri gibi bir mahalde değildir. Ve kâle innehu ta'ala lem yezel semî'an basîran bima'nâ seyesme'u ve seyubsiru. Ve demiştir ki Allah Teala'nın lem yezel semî'an ve basîran olması, Allah semî'dir, basîrdir ifadesi, çünkü lem yezel ifadesi mazale la yezalu, hala devam ediyor anlamında olduğu için, diyor ki bu bir ma'na seyesme ve seyubsir anlamında değil, işitecek ve görecek anlamında değildir. Ve kezalike lem yezel gafuran rahimen muhsinen halikan razikan مصيبا معاقبا مذاليا معاديا آمرا ناهيا بمعنى أن ذلك سيكون منه. Yine bu zikredilen şeyler de gafur, rahim, muhsin ev muhassin, muhsinen evet, halik, razık, musib sevap veren, muakib ceza, muvali vela dostluk yapan, muadiyen düşmanlık yapan, emreden, nehyeden, bunlar da bu
manada değildir. Yani seyerhamu, seyagfiru, seyuhsinu, seyahluku ilahir değildir. Bu da irade muradın dışındadır. Allah'ın iradesi yani kün demesi gibi Allahu alem öyle anlıyorum. Bir mahalde bulunmuyor. O ayrıdır. İradesi demek değildir. El-Aşiratu 10. Hakel-Ka'bi anhu. Yine Ka'bi ondan şöyle nakletmiştir. Hakel-Ka'bi anhu ennehu kâle el-Hucce la tekûmu fîmâ gâbe illâ bi haberi 20. Diyor ki hüccet la tekûmu fîmâ gâbe illâ bi haberi 20. Fihim vahidu min ehlil cenneti ev eksar. Diyor ki el hüccet yani delil kesin bilgi la takum gerçekleşmez fima gâbe gaip olan yani bilinmeyen bu konuda bir bilgi, bir hüccet, bir delil ancak bi haberi işriğine 20 kişinin haber vermesiyle ancak hüccet. O da diyor ki aşağıda istedelle ala enel işrine hücceten bi kavlihi teala in yekum minkum işrune sabirune yaglibu miyeteyn. Huve la yuridu bihâda illa ta'tîle l-akhbâri l-vârideti bil ahkâmi şer'iyeti min fedâidihâ. Evet. O işte sizden 20 kişi 200 kişiye bedeldir ayetinden hareketle Ebul Huzeyl diyormuş ki hüccet fî mağâre bilinmeyen gâip olan bir konuda hüccet ancak bi haberi işrin 20 kişinin haberiyle kesin olur. Fîhim vâhidu min ehlil cennet ev eksar. Onlar içinde tabi bir cennetlik en az bir veya da daha fazla cennetlik kişi olması gerekir. O güvenilir kişi olması gerekir. Fihim vahidun min ehli cenne ev aksar. Yani onların içinde cennetlik bir kişinin olması yeter. Ve la tahlul ardu an cemaatin hum evliyaullahi ma'sumun. Yeryüzü hali değildir. Boş değildir. An cemaatin bir gruptan ki hum evliyaullahi ma'sumun. Allah'ın yeryüzünde her zaman için Allah'ın masum olan yani günah işlemeyen velileri, kulları vardır. Yeryüzü bundan hali değildir. La yekzibune yani buradaki masumdan kasıt la yekzibun yalan söylemeyen ve la yertekibune kebaira büyük günah işlemeyen Allah'ın veli kulları her dönemde vardır. Fehumul hüccetu la ettevatur. Onlar hüccettir. Tevatüre burada gerek yok. İz çünkü yecuzen yekzibe cemaatun mimmen la yahsun adeden idâ lem yekûnu evliyaullah. Çünkü yecuzu caizdir en yekzibe cemaatun. Bir grubun yalan söylemesi caizdir. Bu grup mimmen la yuhsun adeden bir adedin la tuaddu ve la tuhsa la yuhsun adeden sayılamayacak kadar çok la yuhsun adeden yani sayıları bilinemeyecek sayılamayacak kadar çok kişiden oluşan bir cemaatin yalan söylemesi caizdir. İzalem yekunu evliyaullah Allah'ın velisi olmadıkları zaman Allah'ın velisi olmayan çok sayıda kişinin, sayısızca kişinin, dost Allah'ın velisi olmayan kişilerin efendim yalan söylemeleri mümkündür, caizdir. وَلَمْ يَكُنْ ف۪يهِمْ وَاحِدٌ مَعْصُومٌ Yani bu sayısız olan kişiler içinde bir masum kişi, masum dediği de yalan söylemeyen ve kebair, büyük günah işlemeyen bir kişi, bir veli kastediliyor. Olmadığı zaman sayısızca insan, milyonlarca kafir, inansız işte ya da sayısızca grup yalan söyleyebilir. O yüzden
veli, bir veli kulun, yalan söylemeyen ve kebair işlemeyen bir veli kuldan yeryüzü hali değildir diyormuş. Son olarak şu cümleyi de okuyalım. Ve sahibe Ebel Huzeyli, Ebu Huzeyle arkadaşlık etmiştir, dostluk etmiştir. Kim? Ebu Yakub Şahham vel Ademiyyu. Ve huma ala makaletihi. Ebu Yakub Şahham ile el Ademi onun görüşüne uyarlar. Onun görüşü üzeredirler. Ve kâne sinnuhu mi'ete senetin. Ve kâne sinnuhu mi'ete senetin. 100 seneyi, 100 yıl, 100 yaşındaydı diyor. Kâne sinnuhu mi'ete senetin 100 yıllıktı, 100 yaşındaydı. Tuvfiye fi evveli hilafetil mütevekkil senete hamsin ve selasine ve mi'etin. Mütevekkil de me'mun mu'tasım vasıldan sonra, me'mun mu'tasım vasıldan sonra, yani mihne sürecinin sonu, ehli hadise yol verilen dönem, Mutezile'nin artık gözden düştüğü dönemdeki